Evet, ara vermeden son bölüme geçelim. Dedim zaten sürekli şurada. Ayda. Neyse, duymamıştır da zaten ben sen vicdan azabı çek diye öyle. Son savunma burada Yggdrasil değil mi bu an? Yggdrasil. Yggdrasil şeyini vermiş. Bu klan hangisiydi hatırlamıyorum. Şifacı teyze miydi, dede miydi, neydi? Ayı, kurt, karga, geyik ve son bölüme geldik. Bakalım bütün klanları teker teker oynadık. Büyük Alacakaranlığın arifesiydi. Bu ara arife tatil ha. Sen çalışmıyorsun Ben de Her tatildeyim. ben de tatilim. Her biri kendilerine ait amaç ve isteklerine sahip dört büyük klan. Bakalım beşinci... Aha klan seçeceğiz burada. Karga. Şurası yok. Değil mi? Ben ayı klanının mantıklı olacağını hatırlıyorum. Çünkü orduları şey istemiyordu. Sigrid miydi ya da o ya? Ayı klanı diye hatırlıyorum. Orduları resource istemiyor. Ataların salonunda bir geliştirme açıyorsun. And there came a day that all clans came to one place to find the pinnacle of their destinies under the world tree. Everyone had their wishes and goals in mind, but the winner could be only one. Although Erik became the Jarl of the Bear Clan, we still felt like he had to prove his worthiness. Umarım bir şeye And karşı claiming the yarışma sacred yoruldur tree's yani. power was just the way to do it. Şu anda başlamaya hazır gibiyiz. Şu verilen kaynakları bir doğru düzgün harcadığından emin olayım. Her şeyden yapıldı, değil mi? Oğlum bakalım. Şimdi bir saniye gene dur. Durma. Çünkü ev yapmak için oduna ihtiyacım olacak. Allah Allah, şunu bir yapıyor arada. Niye bilmiyorum.
Hiçbir fikrim yok bunun neden yaşadığıma dair. No 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 no. Ataların solunu yapmam lazım. Bunun için de 10 taşa ihtiyacım var. Aşkım sakin ol. Yok bebeğim sakin ol. Tuşları dövmeye başladın yani. Tamam sakin ol. Sen ölüyken falan da basıyorsun. Seni bildiğim için sakin ol diyorum yani. Acilen ataların salonundan yapmam lazım. 10 taş gerekiyor onun için de. On taş olmadı mı daha ya? Ah. Ambar. Ambar nerede ya? Bu sıkıntılıymış dur. Şu geliştirme. Birlik için çelik ve odun gerekmez. Ama onun için de maksimum seviyeye çıkarmak lazım şunu. Mutluluğum düşük şu anda. Neye bağlı mutluluğum peki? Han da lazım bize. Ne yapıyorsunuz lan? Tapınak lazım, han lazım arkadaş ya. Gerçekten. Oraya sığsaydı çok güzel olmaz mıydı ya? Ha?
O geliştirmeyi açmadan ordu basmayı düşünmüyorum şunu. O şu an yok, açamıyorum. Mutluluğumu arttırmam lazım. Köyün mutluluğunu. Bir de tapınak yapacağım işte. Tapınak için de 30 taş lazım. Az kaldı. Ben bu sırada bir gidip şunu ele geçiririm. Sarı kılanın elinden alırım şurayı. Düşman ordusu görün daha ya arkadaş ya. Sakin lan, bir sakin lan. Bir yavaş lan. Neydi o? Dur, sıkışma. Son yüklemeden alayım. Şimdi buna şey vermişler büyük ihtimalle. Her klana bir tane ürün taşı vermişler. Ben... Han yok bir tek değil mi? Evet. Oradan bal toplayabiliriz. Şimdi bu taş konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden şuraya bir tane toplayıcı loncası da yapalım. Normalde basmayı düşünmüyordum ama. Şimdi şuraya aslında... Aha, iknelere bak. Oha yalnız. Ha? O yeniden diriltilirdi abi, bu ne? Oğlum az önce farklı bir saldırı geldi. Az önce farklı bir saldırı geldi. Bu saldırı neyin nesiydi ya? Şimdi... Bence bu ya, ha? Ne diyorsun? Han yerine de biraz daha ev yapıp... Yo, han da yapalım. Han da koyalım. Şuraya değil mi? Gözüm akıyor çok felaket ya. Şimdi işçim var. Şuralara bir dörder tane basalım. Düşman gemisi yaklaştı alt taraftan, değil mi? Şurada valla kimse şu an yok gibi. Yukarıdan geliyor. Dur bakalım. Dur.
Oğlum nasıl öldün ya sen? Manevra yapamadık. Resmen manevra yapamadık abi. Bilmem fark ettin mi? Şey yetiyor. Ama bugün yetmiyor. Oraya da hiçbir şey sığdıramıyoruz. Ay! Açlıkla sınanmıyor olmamız lazım şu anda. Çok güzel bahçeli evlerimiz var. Gördüm gördüm, yapacak bir şey yok artık ona. Hadi be oğlum, odun ya. Burayı nasıl aldılar lan? Ağzımın içinden. Oğlum odunu eksik adam falan mı gönderiyorum ben ya? Odunlar çok uzaktan geliyor abi. Açlık içinde balık düşünüyorum. Daha bir seviye daha arttırmam lazım. Sen ne basacaktın? Tehli bir şey basacaktın. Ne? Tapınak. Tapınak. Odun yok şu an. Geri aptal herif. Sarılar aldı. Hoş değil alması da. Benim şuraya acilen asker çıkmam lazım. Ama düşman ordusunu osuracağım şimdi ha. Ya geri çekil, geri al, al. Karga klanın lideri o çünkü. Ağlıyorum ya resmen. Oğlum bir öldüremediniz. Şuraya bir savunma altın alayım da ağzınıza sıçacağım sizin. Siz bekleyin, siz durun. Siz durun. Ortalama en az 8 olmalı mutluluğumuzun. Daha ne istiyorsunuz lan? Daha ne istiyorsunuz oğlum? Ne acaba? Bak nasıl ağaç geldi, gördün mü? Evet. Atakira.
down. Demir yok. Demir ocağım var mı? Yani gayet var. Bir şey olmaz, ona vursunlar da. Gitmedi. Hadi oğlum ya. Mutluluk ortalaması sıkıntı değil. Şimdi demir sıkıntımız var, değil mi? Demir yok, deri yok. Pazar yeri yapabiliyoruz mu? Yapabiliyoruz. Ona da demir lazım. Hadi buyur. Düşman ordusu orayı temizledi mi? Ya bu demir çok büyük sıkıntı oldu ya. Ne yapacağız? Ben bir demir ocağı daha yapacağım. O bir tane gelmez şimdi ha. Gitti. Et gitti çünkü. Abi o kadar balık çiftliği var ya. Şimdi ben buraya balıkçı kulübesi yapacağım, taş harcar değil mi sadece? O ne lan? Kalaba geldiler yanınıza. Onları oraya çekti en azından. Ha? Şimdi bir dakika, bir dakika. Dur. Stop. Ah, pazar yerini osurduğum ya. Bir açlığı gidermem lazım. İşte demiri bir harcayayım, anladın mı şeye? Adını sana söyle, pazar yerine. Bahçeden. Anladım da abi, anlıyorsun demek istediğimi.
Şimdi bir saniye. Nereden geliyorlardı? Şuradan gelen çok oluyor. Şöyle iyi mi? Şöyle mi? Bir şeyden dolayı yapamıyorum. Bence kaynak bitti. Adet mi bitti acaba? Ne? İyice. Aşağıdan geldiler. Şeylerde adam yok. Aşağıdan kimse gelmemiş oğlum. Şu an gemisi yaklaştı. Nereden yaklaştı? Şu gemi duruyor. Nereden mi geldi? Yukarısı sağlam oldu yalnız ya. Allah aşkına bir durun da oynayayım ya oyunumu. Adım attı o da. Pazar yeri var. Pazar yeri konusunu hallettik. Şimdi bir dakika, ataların salonu son geliştirmeyi açamıyoruz. Niye? Çünkü burada neyimiz eksik? Bakalım, demir. Değil mi? Bir tek demirimiz eksik, değil mi? Otuz odun verip demir alabiliriz. Paf. 15 demir. Tam en azından. Şey tapınağa baksana. Vallahi billahi ya. Oh. Şimdi. Şimdi bastık mı orduyu? Yürür bu iş. Yok ya, hepsini ekledim. Işığı yanıyor bak. Bak şimdi zıbam. Öyle liderini göndermek de olmaz o iş. Gel gel aslan. Gel. Çarkına sıçtım. Gel bakalım koca oğlan, topla gel. Allah, süre sınırı görünmüyor şu anda. Evet evet, yapacak bir şey yok. O insani bir durum yok. Temiz. Temiz ha? Temiz. Koruma altına alabilmişiz buraları. Ciddi oduna ihtiyacım var. Freya. Şurada bir oduncu kulübesi. Heh. Çünkü odunları çok uzaktan topluyorlar ya abi. Yazık ya.
Oğlum odun verin bana. Bunları da geliştirmem lazım. Ben en çok okçuları seviyorum, o yüzden okçuları güçlendireceğim abi deli gibi. En çok okçuları seviyorum. Şifacı yok teoride. Cross kafacı gurur. Ne yapıyor lan? Benim ordum niye ölüyor? Hı? Ha? Can değil de o şey. Ordu miktarı hani. İşte 4 kişi doğuyor ya bunlar. 3'ü ölmüş falan gibi düşün. Ne gömeyim? Deneyelim mi şunu? Neymiş bu? Etkilenmedim. Evet olabilirdi. Gel bakalım koca olan. Adam yalnız. Gelsene ya. Sen ne yapıyorsun? Git heal'den de gel. Adam çok çabuk hero'sunu kaldırmıyor mu? Bence iyi geliştik ya. Açılabiliriz artık yavaş yavaş. Ne düşünüyorsun bu konuda? Onu oraya yapacağım. Çünkü 20'ye kadar ordu yapabiliyorum yani niye 11 orduyla gideyim ki? Değil mi? ...15... ...40 şey işte. Deri sat. Demir al. İşte... 5 para da etmiyormuş. Bal satalım.
Oğlum gaza geldi. Son bir geliştirme kaldı. Ne o? Limonit istiyor. Yetmiyor mu lan? 15 limonit istiyor. Bu binalar niye yükselmiyor? Tapınağın rencine girmiyorlar. Şifacı yok etraflarında. Arkadaş ya, işçi yok. Evi basmam lazım. Açarız ya. Bitirelim de şunu artık. Arkadaş, birim basacağım. Artık su olup olmamasına bakmayacağım ya. Sadece evi basacağım yani. Eve ihtiyacım var çünkü şu anda. Bir kesim halk da çadırda yaşasın. Yapacak bir şey yok. Hayır, bir de şeyin garantisi de yok yani. Adını sen söyle. Savaşı kazanacağımın garantisi de yok yani. Sigaram da boşay. Tamam bebeğim. Geri geldiler ama. Şimdi 6 tane rün taşını ele geçireceğiz. Şey, klan lideri dövüştükçe şey kazanıyor da. Adını sen söyle. Experience. Çok değildir. Tamir edin. Ben saldırdıkça onların da mı saldırı şeyi arttı? Biraz kule yapsam mı? Ganymede'in
Umarım gemiyle bir yerlere gitmiyoruzdur ya. En sevmediğim şey ya gemiyle bir yerlere gitmek. Evet. Kontrolleri biraz zayıf ya oyunun o anlamda. Bak geri ele geçirmişler şu mavi taşı. Bu kadar hızlı doğurmasa o şey gelip gidiyorlar öldürüyorlar ya. Biraz kasıyor gibi oyun. Hı? Taş görüyor musun? Aldılar diye gördüm. O şimdi şey yapacak zaten. Gelecek ya benim oraya doğru mecburen. Ha? Ha, orada ölecek. O yüzden arkasındakileri toplasam yeterli olur. God's favor, Erik the Defender. Siege machines constructed under the World Tree will be destructive beyond imagination. Nasıl yapacağım? Gene aldım abiler. Bir dakika. Az önce yapabiliyordum, beyazdı. Yo, rune aldılar şurada bir tane. İki tane rune aldılar. Haritadaki her şey beyaz olması bir anda. Çok fazla adam olduğu için mi kasıyor diyorsun? Gözlerim akmasaydı iyiydi ya. God's favor, Erik the Defender.
siege machines constructed under the World Tree will be destructive beyond imagination. Yapamıyorum. ...35 et istiyor. Ne vereyim? Hepsini de vermeseydin. Geç olur. Ne verelim? Anne. Hı? Anne. Bal verip. Tamam da niye hepsini veriyorum? Bak bir yerde ihtiyaç oluyor, bir şey çıkıyor. Bir şey olmaz. Yalnız bir türlü bitmeyecekmiş gibi geliyor bu bölüm. Ne diyorsun? Eric finally proved to the elders of the Bear Clan and to himself that he was the one worthy of the Jarl seat. In the end, he became stronger than Thorstein and did not succumb to the World Tree's magic. Now he could rule the Bear Clan and face every obstacle in their way. Dırırının zafer. Ayı klanıyla. Evet, ben bayağı ağlıyorum bu arada. Ayı klanıyla başardık bu arada. All is as it should be. Battles fought. Foes dead. Power taken. Çok acıklı hikaye. We all knew that something would come. The twilight of one thing and the dawn of another. Fighting our petty wars, searching for godly powers, we forgot about bunlar Viking değil ama. Now you know the rest of the world did not forget about us. Kuzey ışıklarının şurada yürümesi. 3 tane daha var aslında. Niye? Oynayabileceğim. Niye? 3 faction daha var. Ha. Şeyi diyorsun, şunu diyorsun. Evet. Ama onları zorunlu kılmamış. Yani bir de hikayeyi gördük artık ya. Tekrardan şey yapmaya gerek yok. Özel senaryo. Ha, bunu ben mi yapıyorum? Aynen. Sikirmiş modu. Aa, ekran gitti. Bozulu. Ha. Düzeldi. Bozulma. Neyse. Arkadaşlar Frozen 9 bitti. Silerim ben bunu artık. 30 lira şeyde Steam'de. Değer mi? Değer. 30 liralık oynadım mı? Fazlasını oynadım. Ya bir de RTS'i sevenler illaki beğenecektir bu oyunu. Yani bayağı uzun süre beni bağladı. Neyse öyle işte. Gayet güzel bir oyundu. Hikayesi de güzel. Devamı da gelecek gibi duruyor. Bakalım devamında ne gelecek. O da böyle real time strateji mi olacak yoksa daha farklı bir şey mi olacak? Çünkü bu oyunun ilk çıktığında şey demişlerdi. İşte şehir kurma oyunu falan gibi başlamıştı ama bayağı bildiğin işte ordu kurup yönetiyorsun falan. Ama şeyleri falan biraz zayıftı. Orduları yönlendirme işte hani bir StarCraft ya da Warcraft 3 gibi şeyleri yok yani. Mekanikleri yok ama 30 liraya da bu kadar. Yani. Neyse güzel oyundu. Artık bir başka seride görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz. Bye.